Değerli izleyiciler, bugünkü Bilim Gündem programımızda doçent doktor Onur Özbek'le beraberiz. Onur Özbek arkeoloji alanında çalışıyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde arkeoloji bölümünde. Arkeoloji alanında ama özellikle bu yörede çok uzak geçmişteki yerleşim alanları, Troya'dan da önceki dönemlerde. Bu yöre sadece işte bakın çekiciliğiyle değil, tarihiyle, coğrafyasıyla, arkeolojisiyle gerçekten çok ilginç bir alan, yöre. Bu konuları konuşacağız. Özellikle Gelibolu Yarımadası'ndaki ilk yerleşimler konusunda Onur Bey'in bilimsel araştırmaları var. Makaleye dökülmüş. Bunlar uluslararası dergilerde yayınlanmış, ses getiren makaleler. Şimdi biraz o çalışmalarından söz edeceğiz Onur Bey'le. Onur Bey'i tanımak için sözü kendisine veriyorum önce. Kimdir Onur Özbek? Onur Bey. Çok teşekkürler öncelikle davetiniz için. Ben aslında şunu açıklamam gerekiyor. Arkeoloji üçe ayrılıyor. Biz en dip tarih dediğimiz, en Hı-hı. eski tarihi Hı-hı. inceleyen evet. bölümde çalışıyoruz. Daha önceki programda anlattığım gibi 2003 yılında geldim. Ondan sonra yüzey araştırmalarında burada Hı-hı. Troya'dan çok daha eski dönemde, binlerce yıl öncesindeki Hı-hı. insanın atalarının izlerini araştırmaya başladık. Hı-hı. Bu izler bize farklı şekilde kalıyor. Günümüzden yaklaşık 6500 yıl, 7-8000 yıl öncesine Hı-hı. kadar bu izler insanın yaptığı barınaklarla, evet. bu barınaklara ev dersek, bunların kerpiçten ya da taştan duvarlarıyla Hı-hı. kazılar yaptığımızda ortaya çıkabiliyor. Çok rahatlıkla Hı-hı. görebiliyoruz. Ancak daha eskilere gittiğimizde, yani günümüzden yaklaşık 8000'den daha eskiye gittiğimizde yine bizim gibi insanlar, atalarımız, Homo Hı-hı. sapiens, Hı-hı. sapiens dediğimiz atalarımız yaşıyor. Ancak onların yaptığı kalıcı barınaklar yok. Bu evler, Hı-hı. Hı-hı. bu barınaklar, bu konutlar ya da bu köyler, yerleşim yerleri bir höyük yapacak kadar, yani yükselebilecek bir Troya, bir höyüktür, yükselecek evet. kadar bir malzeme oluşturmuyorlar. Yani hı-hı, bina, hı-hı. yapı, duvar malzemeleri oluşturmadıkları için bu nedenden ötürü bunlar açık havada düz yerleşimler olarak görülüyorlar. Biz bunlara hı-hı. açık hava kampları diyoruz. Çünkü niye kamp hı-hı. diyoruz? Ondan önceki dönemde, yerleşik hayattan önce insanlar avcı toplayıcı dediğimiz dönemde çok hareket ediyorlar. Hı hı. Ve mevsimsel olarak, mevsimlik olarak yer değiştiriyorlar. Hani aynı bugün yaylacılığın evet. yapıldığı gibi kışın belli yerlere geliyorlar. Tabii hı hı. bunlar tamamıyla yiyecek elde etmek için. Hı hı. Nerede hı hı. yiyecek elde edebiliyorlarsa mevsimsel hareketlerini ona göre evet. belirliyorlar. Evet. Genelde dünyada gördüğümüz kadarıyla günümüzden 8-10 bin yıl öncesinde, yani Neolitik dönemden daha önce, yerleşiklikten, tarıma geçişten daha önce Epipaleolitik, Mezolitik dediğimiz dönem, bu avcı Hı-hı. toplayıcılar göçebe olarak yaşıyorlar. Hı-hı. Bu göçebelik çok uzun mesafelerde olmuyor. Genelde dediğim gibi bugün bir hayvan güden, bir yaylacının yaptığı kadar mesafelerde yer alıyor. Örneğin size bu programda bazı görseller hazırladım. Birinci görselde de görebileceğiniz gibi. Birinci görselde bu bölge, Biga Yarımadası dediğimiz bölge var. Gelibolu Yarımadası var. Gökçeada, Semadirek ve Limne Adası yer almakta. Ve Trakya'nın, Türkiye Trakya'sının güney tarafları yer almakta. Oradan sonra biliyorsunuz ki Yunanistan başlıyor. Evet. Bu bölgede örneğin biz yeni bulduğumuz bir sit alanı var, bir açık hava yerleşmesi var. Bu çok eski, bunun tarihini çok eskiye gittiğini saptadık. Buranın adı bu görselde gördüğünüz gibi Üç Tutlar. Biz oradaki mevkiye göre bir adı verdik. Hı hı. Bu yerde eğer yerleşen atalarımıza ait insanlar varsa
balık tutmak için büyük olasılıkla ve deniz kabuklularını toplayıp da tüketmek için deniz kıyısına belli bir mevsimde geliyorlar. Büyük büyük bir olasılıkla kış aylarında ya da belli baharda ya da sonbaharda geliyorlar. Daha sonra kuzey rüzgarlarının ve soğuğun daha az hissedildiği niş dediğimiz ovalara ya da tepe aralarına geçiyorlar. Evet, evet. Eğer Gelibolu Yarımadası'nı düşünürsek, onun coğrafyasını düşünürsek nasıl? Bir dil gibi uzun, ince. Evet. Yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda kıstak dediğimiz bölümü Türkiye Trakya'sıyla birleştiği bölüm. Oraya kıstak diyoruz coğrafyada. Köprünün birleştiği yer. Orası bile en fazla 10-15 kilometre, 12 kilometre genişliğinde diyelim. Yani üç tutlarda yerleşen atalarımız büyük bir olasılıkla öbür tarafa, yani Marmara tarafına gidiyorlardı. Yani bir Ege'ye, bir Marmara'ya gidiyorlar. Biz yaptığımız çalışmalarda, yaklaşık 2005 yılından beri yaptığımız çalışmalarda sadece bu üç tutlar dediğimiz yerleşim alanı değil, diğer bulduğumuz, saptadığımız ve daha önce saptanan ve çalıştığımız yerlerde de benzer şeyleri gördük. Yani atalarımız mevsimsel olarak yerlerini değiştiriyorlardı. Peki Boğaz'ı da geçiyorlar mıydı? Boğaz'ı çok rahatlıkla geçiyorlardı. Çünkü günümüzden yaklaşık 7500-8000 yıl önce Boğaz aslında kapalıydı ve bir iç denizdi. Yani aslında bir göldü. Sırasıyla bir başka belki evet bu diyada görebileceğiniz gibi, bu görselde görebileceğiniz gibi Marmara Denizi'nin iki giriş yeri var. Bir Karadeniz'den giriş yeri var, bir Ege'den giriş yeri. Evet. Ancak bu giriş yerlerinde, bu boğazlar dediğimiz yerlerdeki su girmeleri, su girişleri farklı zamanlarda oluyor. Yani Karadeniz bölgesinde, bugünkü İstanbul'un olduğu bölgedeki su girişi, Karadeniz'den giriş farklı bir dönemde. Ege'den giriş, Çanakkale Boğazı'ndaki dönem farklı bir zamandı. Ama genel olarak 8000 yıllar, günümüzden 8000 yıl önce, 9000 yıl önce Marmara bir göl ve büyük bir olasılıkla suları tatlı suya yakın. Yani tuzlu su değil, tuzlu su oranları farklı ve burada yaşayan canlılar da farklı. Çünkü biliyorsunuz balıklar tuzluluk oranlarına göre cinsleri, türleri değişiyor. Ve bir sudaki tuz oranı bir anda değiştiğinde, buna bir katastrof diyoruz, bir anda biyolojik olarak yıkımlar oluyor. Ölebiliyorlar ya da oradan göç edebiliyorlar. Biz Marmara'da bunu bunun izlerini görebiliyoruz. Şu andaki çalışmalar, yani çalışmalar aslında 80'lerden itibaren Sayın Profesör Mehmet Özdağ tarafından başlatılıyor geçmişte. İstanbul tarafında Fikirtepe bölgesinde Marmaray kazılarında bulunan Neolitik yerleşmelerde de bunu görüyoruz. Bunun gibi birçok yer kazıldığında aslında buradaki fotoğraf hakkında, yani yaklaşık günümüzden 10 bin yıl önce burada insanların nasıl yaşadığıyla ilgili daha iyi bir fikir sahibi olacağız. Evet. Peki yine o göl halinde olduğu dönemde de Ege bağlantısı hiç mi yoktu acaba? Yoksa böyle küçük nehirlerle falan? Şu andaki bilgilerimize göre hatta çok ses getiren bazı yabancı yazarlar bunları kitap yaptılar. Bunun Nuh tufanına benzer bir yıkıma yol açtığını iddia ettiler. Hatta galiba Nuh tufanı. Nuh tufanının yeri hakkında bir takım değişik hipotezler var. Bunun aslında Levant'ta, yani yakın doğuda, Suriye, Mezopotamya bölgesinde olduğu konusunda araştırmacılar hipotezler öne sürüyorlar. Bir tür Nuh tufanı gibi söyleyebilirsiniz. Ancak daha sonra ben ve benim gibi bazı yazarlar bunun bu kadar ani değil, yavaş bir şekilde olduğunu, sizin dediğiniz gibi, hissettiğiniz gibi, tahmin ettiğiniz gibi daha yavaş bir şekilde olduğunu düşünmeye başladılar. Ben de öyle düşünüyorum. Dediğiniz galiba gibi bazı küçük geçişlerle bu yavaş yavaş oluyor. Bir de şöyle, iki taraf, yani iki boğaz aynı anda açılmıyor. Bir tanesi Karadeniz önce açılıyor. Daha sonra Ege.
Ve bu nedenden ötürü tuzluk olanları biraz daha yavaş bir şekilde değişiyor. Bence bizim şu andaki bilgilerimize göre öyle görünüyor ama daha sonraki araştırmalar, tabii bunu daha farklı bilim adamları, daha farklı bilimler inceliyorlar. Oşinografi bilimi mesela inceliyor, hidrojeoloji inceliyor. Daha sonraki araştırmalarla daha net bir bilgimiz olacak bu konuda. Ben jeologlarla görüşmüştüm. O Mehmet Doğan'la da görüşmüştüm. Konuşmalarını da dinledim birkaç kez. Galiba Çanakkale Boğazı bir ölü fay hattı. Galiba bu işte Marmara Denizi'nin Ege'ye bağlantısı Çanakkale Boğazı'yla büyük bir depremle gerçekleşmiş olmalı. Fay hattı boğaz olarak çöküntü oluşuyor ve boğaz ortaya çıkıyor. Tabii hemen bir paralelinde de Saros fay hattı var. Orada denizde de görünüyor o fay hattı. Saros'un kuzeyindeki Ganos Dağı fay hattı diyoruz buna. Bu Anadolu bloğunun Yunanistan'a doğru her yıl birkaç santim kaydığını biliyoruz. Evet. Bu işte birkaç yüz yılda bir büyük depremde gerçekleşiyor kayma. Evet. O birkaç yüzyılda bir de 3-5 metre gidiyor Anadolu blok olarak Yunanistan'a doğru gidiyor. Hatta işte o Gökçeada, Bozcaada, Midilli, Tavşan Adaları falan hepsi blok blok koparak denize giriyorlar, deniz altına giriyorlar. Buna dalma batma teknolojisi deniyor. Yani dalma aşağı doğru inme. Dalma batma ya da yukarı çıkma. Yukarı çıkma teknolojisinin yukarı çıktığı durumlarda da sıkışmadan dolayı yukarıya doğru hareket edebiliyorlar. Adalar, Yunanistan'daki Ege adalarında işte böyle bir durum var. Hem bazıları çöküyor hem daha yukarı çıkıyor. Evet. Dediğiniz gibi mesela bu diyada Ganos'ta, Tekirdağ bölgesinde kuzey tarafta görülen fay hatları var Tekirdağ Şarköy bölgesinde. Buradan gelen faylar denize doğru, Saros Körfezi'ne doğru dalarak bugünkü Gökçeada ve Semadirek arasından geçerek Yunanistan'a doğru devam ediyor. Bu fay hattı aslında çok fazla şeye yol açıyor. Yani sadece burada hem İstanbul Boğazı'nda hem Çanakkale Boğazı'ndaki denizin şu andaki altındaki eşik dediğimiz bazıları 60-70 metre, bazısı 80-90 metrelik bazı duvarlar var. Hem bunların oluşmasına neden oluyor ya da bunların hareket etmesine hem de başka birçok şeye neden oluyor. Yani deniz seviyesi yüksekliklerine, insanların yaşadığı bazı alanların su basması nedeniyle terk edilmesine yol açıyor. Bir de bazen, daha sonra dile getireceğim burada zaman kalırsa, atalarımızın kullandığı eski aletlerin, eski aletler ki onların ham maddesi taşlar, onların bir jeolojik olayla yukarı çıkmasına neden oluyor. Yani bu olay örneğin yerin şu anda 6-7 bin metre altındaki bir olay, milyonlarca yıl önce bir sıkışma nedeniyle, fay hattı nedeniyle yukarı çıkıyor. Hatta işte dağların yüksek 300-500 metre tepelerde deniz kabukları buluyoruz. Bu da işte sıkışmayla kabuğun bazı yerlerde yükseldiği, bazı yerlerde çöktüğünü gösteriyor bize. Bizim köylülerimiz, çiftçilerimiz şey derler, işte buraya kayık bağlıyorlarmış, işte burada deniz izleri var falan diye bu şekilde. Aslında bu anlattıkları, açıklamaya çalıştıkları bu masalımsı şey aslında bir şekilde doğru. Yani tamam kayık bağlamıyorlarmış oraya ama deniz eskiden orada varmış. Onu bir şekilde doğru şekilde dillendiriyorlar. Çok basit bir şekilde dillendiriyorlar. Geçmişte denizin olduğu yerler şu anda yükselmiş durumda. Ya da geçmişte yüksek olan yerler şu anda suyun altında. Peki siz daha çok Gelibolu Yarımadası'ndaki ilk yerleşimler üzerinde çalışma yaptınız galiba. Sadece Gelibolu Yarımadası değil, Tekirdağ bölgesinde, Çanakkale'nin Eneze kadar olan bölgesinde, yani Saros Körfezi kıyılarında, tüm Gelibolu Yarımadası'nın hem Marmara kıyıları hem
Ege kıyılarında hem de Gökçeada'da. Evet. Yani Gökçeada'da da bu arada Çanakkale'lerinin çok fazla bilmedikleri çok önemli bir yerleşim var. Günümüzden 7-8 bin yıl öncesinde ilk tarıma geçen çiftçilerin, köylerin ilk yerleşim yaptıkları yer Uğurlu köyünde. Burada Uğurlu Höyük adını verdiğimiz bir şey. Ben bu Höyük'te çalışıyorum bir bilim heyetinde. Bir araştırmacı olarak hem kazı başkan yardımcısı olarak çalıştım. Ve Burçin Erdoğu, Profesör Burçin Erdoğu arkadaşımızla Edirne Üniversitesi'nden birlikte çok başarılı çalışmalar yapıyoruz burada. Çanakkale'lerin Uğurlu'yu da mesela bu diyada, bu görselde gördükleri gibi adanın güney tarafında Uğurlu. Burayı da ziyaret etmelerini öneririm. Çünkü orada kazıdan çıkan işte mimari parçalar, orası bir açıklamayla, güzel bir panoyla şu anda yerli, yabancı turistlere tanıtılabilecek durumda onları bekliyor. Oraya bir tarihleme yapabiliyor muyuz? Evet, oraya çok önemli, yani mutlak değerle radyokarbon dediğimiz karbon 14 yöntemiyle 4-5 tane örneği Yeni Zelanda'da laboratuvarlarında gönderdik ve onların sonuçlarına göre milattan önce 6300'de 6400'lere çıktı. Ya, bu da müthiş, milattan önce 6300'ü 6400 yaklaşık 8000 yıl öncesine gidiyor. Günümüzden 8000 yıl önce yerleşmiş evler, barınaklar, bugünkü köy evleri gibi barınaklarda yaşayan ve fazla hareket etmeyen, yani yerleşik, bugünkü köy gibi yerlerde yaşayan insanlarımız var. Gökçeada Uğurlu'da. Gökçeada Uğurlu'da. Evet. Peki Uğurlu. Halime Hanım'ın kazısı, o başka, kazı alanı o çok başka, daha yeni bir alan. O yeni Bademli'de, o adanın kuzeyinde. O dönem aslında Troya dediğimiz, eski Troya dediğimiz döneme yakın. Yani günümüzden yaklaşık 5000 yıl öncesine ait. Benim bahsettiğim dönem 8000 yıl öncesine ait. Arada tam 4000 yıl fark var. Fark var. Burada izleyicilere bir şeyi hatırlatmak istiyorum ben. Geçmişte insanların böyle daha bir cahil, beceriksiz, işte iş yapamaz da böyle daha bir işte, ön yargı var. Öyle bir ön yargı var. Çok doğru. Sanki önceden yaşayan insanlar hiçbir şey bilmiyorlarmış, acizler, bir şey yapamazlarmış gibi görürüz. Ama öyle değil. Öyle değil. Uzak geçmişte de insanlar bizim kadar zekiydiler. Alet kullanıyorlardı. Bakın, barınaklar, yaşam yerleri kurmuşlar Gökçeada'da. Gökçeada'ya ulaşmaları için işte denizi aşmaları lazım. Oraya gidip gelebilmeleri lazım anakarayla. Demek ki bağlantıları varmış. Gidip gelebiliyorlarmış. Denizi kullanabiliyorlarmış. Ve yerleşim alanları oluşturmuşlar Gökçeada'da. Müthiş bir şey bu. İnsanlar yani uzak geçmişte de öyle çok geri bir yaşam sürmemişler. Zekilermiş. Kafalarını kullanabiliyorlarmış. Peki bu şeyi karşılaştırabiliyor muyuz Onur Bey? Gelibolu Yarımadası ve adalardaki bu ilk yerleşimlerle, işte Çanakkale, Troas bölgesinde ilk yerleşimler. Evet. Hangisi daha mı yoğun, bir Trakya'da daha mı bir yoğunluk var? Aslında belli bir yerde daha yoğunluk var diyemeyiz. Yani sadece Çanakkale ilinin sınırlarını düşünürsek, aslında her taraf insanlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaya çalışılmış. Evet. Ama atalarımız, yani günümüzden 10 bin yıl önce, 15 bin yıl önce, hatta biraz sonra değineceğiz, Gökçeada'da ve Gelibolu Yarımadası'nda 40 bin, 50 bin yıl öncesine kadar giden, ki o atalarımıza biz Neandertaller diyoruz, onların 40-50 bin yıl öncesinin kanıtlarını bulduk. Bu kanıtlar aslında Biga Yarımadası'nda, yani Çanakkale'nin güneyinde, Çanakkale şehrinin de güneyindeki yerlerde de var. Ancak atalarımız neyi aramışlar, nereye yerleşmişler? Bugün yerleşenleri, bir yere yerleşmek isteyen insanları düşünürsek belli şeyler düşünürler. İş yerine yakınlığı düşünürler, hastaneye yakınlığı düşünürler. Okula yakınlığı düşünürler. Oradaki o dönemki insanlarımız ise en önemli şey olan, yani beslenebilmeleri için gereken aletleri
bulabilecekleri taşların kaynaklarını araştırmışlar. Taş ocaklarını araştırmışlar. Yani ham madde kaynaklarını araştırmışlar. Ham madde kaynaklarını araştırırken de en iyi ham maddeyi bulmaya çalışmışlar. Evet. En iyi ham maddeyi her zaman her yerde bulamamışlar. En iyi ham maddeye yakın maddelerle yetinmeye çalışmışlar. Ancak o zaman bu çok kaliteli olmayan ham maddeyle çok iyi şeyler yapamamışlar. Ama yine de alet yaratabilmişler. İşte ilk başta dediğim gibi bu taşlara biz çakmak taşı diyoruz genel olarak. Daha önceki dönemlerde kuvars ve kuvarsit var. Evet. Ama çakmak taşları en fazla kullanılan taşlardan. Bizim bu bölgemizde yani Çanakkale bölgesinde çok kaliteli çakmak taşları bulunmuyor. Onun yerine jasp dediğimiz, kriptokristalin kuvars dediğimiz çakmak taşının kardeşi diyebileceğimiz kabaca bir kayaç var. Bu kayaç çok kaliteli olmadığı için çok büyük, uzun, istedikleri gibi kontrollü aletler yapamıyorlar. Ancak yine de işlerine yarıyor. Bunlar neredeyse buraya gitmişler. Şimdi size bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Evet. Bunların bizim araştırmamız, özellikle ben Onur Özbek olarak atalarımızın ham madde kaynaklarını araştırıyorum, inceliyorum. İşte bir ham madde kaynağı bu Diyada gördüğünüz bugünkü Kabatepe Limanı'nın yakınında bulunan bir düzlükte. Burada ne buluyoruz? Bu örnekte gördüğünüz gibi bu taş aletleri görüyoruz. Bunlar çok farklı bir şekilde denenmişler, bakılmışlar. Kırılıyorlar mı? Çok çabuk kırılıyorlar mı? Kaza kırığı oluyor mu? Yoksa dayanıklı mı? İstedikleri aletler çıkabiliyor mu diye bakılmış. Bunlar yoğun olarak dönümlerce arazide denenmiş. Ve bunlar daha sonra burada gördüğünüz gibi bir tarlada biz bunları görüyoruz. İşte bu yüzey araştırmalarını bakanlığın izniyle gerçekleştiriyoruz. Bunlar yıllar sürebiliyor ekiplerle. Daha sonra bu taşları kendi yerleşimlerine taşıyorlar. Bu araştırmalarımızda kesin olarak saptadığımız örneğin Gelibolu şehrinin yakınındaki bugünkü Sütlüce yani bugün köprü yapılmaya planlanan yerde birinci derece sit alanı olan Kaynarca Höyük var. Kaynarca Höyük günümüzden yine 7-8 bin yıl önce yerleşilen Neolitik yerlerden biri. Yani Uğurlu Höyük gibi çok önemli ama kazısı yapılmamış. Buraya 30 kilometre uzaklıkta bu Kabatepe'de gördüğümüz taşlar rahatlıkla taşınmış. Yani 30 kilometre ilerideki bir taş ocağından almışlar, taşları kendi yaşadıkları yere getirmişler. Nereden taşındığını da biz saptıyoruz. Mesela bir başka yer var. Hacı Hüseyin Höyük dediğimiz yer. Burayı bizim ekibimiz saptadı. Yeni bir buluş burası. Burası Bigalı köyüne doğru giren yerde bulunan bir höyük. Burada da aynı şekilde bu Kabatepe'den getirilen taşlar var. Daha sonra Karaağaçtepe var. Karaağaçtepe çok eskiden Protasilaos oranın ismi. Demangel ve daha önce hatta Şileman orayı kazısını yapmışlar. Daha sonra durdurulmuş kazıları. Orada da Karaağaçtepe'de de biz bu Kabatepe'den getirilen bu jasp dediğimiz kayaçları görmekteyiz. Bu jaspın çok daha uzak yani adanın daha uzun yerlerine de gittiğini biliyoruz. Yine adanın başka yerlerinde uzaklarında kıstak dediğimiz bölümünde bugünkü Tekirdağ sınırlarındaki, Şarköy sınırlarındaki Sofuköy, Kızılca Terzi köyü bölgesindeki yerlere kadar taşındıklarını bilmekteyiz. Evet. Ben şunu izleyicilere vurgulamak istiyorum sizin anlatımınızdan. Şimdi ilk yerleşim alanlarının işte su, yiyeceğin bol olduğu, suyun bol olduğu ve bir de işte alet kullanabilecekleri o ham maddenin olduğu alanların
olması gerekiyor. O alanları seçiyorlar. Kullandıkları en önemli alet de bu çakmak taşları, değil mi? Taş aleti. Şimdi düşünün işte avcı toplumlar, avcı toplayıcı toplumlar. Av yakalandı, onu keseceksiniz, yüzeceksiniz. Cebinize çakmak taşı varsa yapıyorsunuz onu. Yoksa o dönem kullanılan işte en önemli aletiniz o. Herkesin cebinde herhalde çakmak taşları vardı. Evet. Avcılıkta kullanılması gereken tek alet. Kesinlikle. Örneğin size bu tip aletlerden biraz örnek göstermek istiyorum. Yeni bulduğumuz yerde izleyicilerimiz nasıl olduğunu belki merak edebilir bu aletlerin. Hı hı. Bu aletler... Bu diyada gördüğünüz gibi şekilleri ilk başta aslında bir döğenin altına yerleştiriliyor. Döğen taşları dediğimiz taşlara benziyor. Evet. Fakat bizler bunların döğenden mi çıktığını yoksa çok daha eski dönemde döğenler daha döğenin işte Latincesi tribulum. Tribulum'un keşfi de kalkolitik dönem dediğimiz günümüzden önce 6000 yıla öncelerine dayanıyor. Ondan önce yok döven olayı. İşte bu taşların hangi amaçlarla kullanıldığını düşünüyoruz. Dediğiniz gibi mutlaka cepleri yoksa bohçalarında yani bir torbalarında bu taşları taşımak zorundalar. Çünkü bu taşlarla hem ateş yakıyorlar hem avladıkları hayvanı avlayabilmek için av sırasında fırlattıkları mızraklarla, oklarla uçlarında kullanıyorlar. Ucunda kullanıyorlar. Okucu olarak, mızrak ucu olarak kullanıyorlar. Ya da denizde, suda balık avlıyorlarsa yine o zıpkının ucu olarak kullanıyorlar. Ya da kemikten aletler yapıyorlarsa kemikleri yontmak, kemiklere şekil vermek için bunları yapıyorlar. Ya da ahşap aletleri varsa, örneğin bir mızrak yapacaklarsa ya da farklı bir alet yapacaklarsa bunları düzeltmek, rendelemek için yapıyorlar. Dediğiniz gibi çok güzel söylediniz, bir hayvanı avladıklarında da derisinden yararlanmak için önce derisini yüzmeleri gerekiyor, yani tabaklama. Ondan sonra da bu hayvanı parçalayabilmek için de bu aletlere var. Şimdi bu diyada mesela izleyiciler çok basit şekilde taş parçaları görüyor olabilir ancak bunların hepsi farklı bir iş için, bir işlev için kullanılıyor. Yani siz söylerken ne dediniz? Boyutuna, şekline göre. Hem hayvanın yüzmesi için, hem etinin parçalanması için, hem kemikten aletini yap, kemiği düzletmek için, hem ahşabı düzletmek için. Uzmanlar mikroskop altında bunların hangi işlem için kullanıldığını bile bugün saptayabiliyorlar. Buna iz analizi uzmanları diyoruz. Evet. Bunları gerçekleştirebiliyorlar. Ben tekrar vurgulamak istiyorum. Şimdi bugün insanların kullandığı en önemli aletlerden birisi cep telefonu. Nasıl herkes yanında bir cep telefonu taşıyorsa, galiba o dönemlerde de işte çakmak taşı taşımak zorundaydılar. Evet. Çünkü o dönemde her işe yarıyordu. Onlar için bütün işlerini gören en önemli aletleriydi. Sonradan Troya döneminde merceklerle ateş yakabildikleri yönünde bulgular bulundu. O mercekler buldular. Yine işte şeffaf kristallerden yapmışlar. 10 büyütmeli mercekler bulundu, 50 kadar Troya'da. Onlarla işte ateş yakılabiliyor. Onları da delikleri var. Boyunlarına asıyorlarmış büyük ihtimalle. İşte herkesin boynunda bir mercek gerektiği yerde ateş yakıyor. Bakın ilk aletleri çakmak taşı, ikinci aletleri böyle daha kolay ateş yakılabilen mercekler. İşte o dönemlerin kullanılan yaygın aletleri bunlar. Siz çok güzel bir şeyi vurguladınız. Bizim ön yargımızı vurguladınız. Biz bunu öğrencilerimize ilk yıldan itibaren anlatmaya çalışıyoruz. Bugünkü çağda, yaşadığımız çağda aslında bir konformizm dediğimiz, biraz rahata alışkın, biraz işimizi çabuk halledebilme ve zamanla ilgili, zamanla bir yarışımız var. Geçmişte zamanla ilgili bir yarış yoktu. Zamanları çok fazlaydı. Evet. Ve bizim şu anda çok zor dediğimiz mesafeleri rahatlıkla aşabiliyorlardı. Bu çok fazla günler sürebiliyordu ama yine de aşabiliyorlardı. Örneğin bahsettiğimiz denizlerde
bugün bir deniz aracını en eskide yaklaşık Tunç döneminde buluyoruz. Yani günümüzden 3-4 bin yıl öncesindeki batıkları keşfediyoruz ama çok daha öncesinde günümüzden 8-10 bin hatta 12 bin yıl önce de denizi aştıklarını kesin kanıtlayan elimizde bulgular var. Bunları şu anda tartışıyoruz. Dünyanın değişik yerlerinde çalıştaylar oluyor, konferanslar oluyor. Bu insanlar, atalarımız uzak mesafeleri hem yürüyerek aşabiliyorlar hem sırtlarında ağırlıkla bu taşları taşıyarak gidebiliyorlar. Ya da suyu ve denizi kullanarak, deniz araçlarını kullanarak tahmin etmediğimiz kadar uzak mesafeleri, yani yüzlerce kilometre uzağa hareket edebiliyorlardı. Evet. Hatta işte Dardanos'u kuran Dardenlerin Trakya'dan deniz yoluyla sallarla geldikleri yönünde. Bu tabii çok daha geç bir dönem. Yani o bahsettiğimiz dönem çok daha geç bir dönem. Benim bahsettiğim dönem 12 bin yıl önceden çok, bahsediyoruz. Çok önce. Sizin bahsettiğiniz dönem günümüzden yaklaşık 2500-3000 en fazla eğer Troya Savaşı'nın olduğu dönemi düşünürsek ki onlar çok başarılı denizciler Troya'ya gelmeleri için bir ordu getiriyorlarsa Troya Savaşı yapıldıysa o zaman milattan önce 1300'lerdi. Yani günümüzden 3300 yıl önce, 3200 yıl önce çok başarılı bir denizcilik vardı. Bunu demek ki bizim artık ön yargılarımızı değiştirip 3'e 4'e katlamamız gerekiyor. Bunun başladığı dönemi anlayabilmemiz için. Çok daha eski dönemlerde, çok uzak mesafelerde hareket ediyorlar ve bunun amacı gezmek sadece, merak değil, kendi ihtiyaçları olan, sadece çakmak taşı değil, obsidyen dediğimiz siyah volkanik camları, kaliteli camları, Melos adasından, Yunanistan'daki adadan, Gökçe adaya kadar getirebilmeleri ya da Biga Yarımadası'na kadar ya da Gelibolu'ya kadar getirebilmeleri için çok iyi denizci olmaları gerekiyor. Geçmişte deniz seviyeleri daha düşüktü. Evet, kıyılar biraz daha yakındı ama bazı adalarda, bazı yerlerde halen çok derindi. Yürüyerek ulaşamayacakları yerler vardı. İşte bu tip yerleri mutlaka deniz araçlarıyla, su araçlarıyla kat ediyor olmaları gerekiyordu. Ben çakmak taşı konusunu biraz bilerek, sanki uzun süre çakmak taşı kullanmış biri gibi söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten çakmak taşıyla ben bir şeyler kesmeye, yontmaya çalıştım. Ben küçük yaştan beri çakı kullanıyorum. Parmaklarım hep kesilmiştir çocukluğumda. Ama çakı olmadığında yanımda çakmak taşı da vardı. Çakmak taşı kullandım. Babam düven yapardı. Bu çakmak taşlarını kaynağından kırıp getirir. İşte düven yapımında kullanırdı. Çakmak ateşi, işte sigarayı çakmak taşıyla yakardı. Ben onları hep gördüm, yaşadım. Çakmak taşı gerçekten neredeyse jilet gibi çok keskindir. Onunla birçok şeyi kesebilirsiniz, yontabilirsiniz. Yani çok önemli bir alet. O dönemde yaygın kullanılmış olmasını beklediğimiz önemli bir alet gerçekten. Evet. Çakmak taşından daha keskin bir ham madde var. Bunun adı obsidyen, biraz önce bahsettiğim. Obsidyen den bir bistürü yapabilirsiniz. Yani bir ameliyat aleti yapabilirsiniz. Bunu bir ameliyat aleti, yani bir bistürü olarak kullanıldıkları kesinleşti. Trepanasyon dediğimiz olay, yani kafatasıyı delerek orada bir problem varsa, belki kanama varsa, basıncını düşürme olayını tarihi günümüzden 7-8 bin yıl öncesine gidiyor. Daha da öncesine gidiyor. 9 bin yıl öncesine gidiyor. Bu yakın doğuda, Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da çıkan iskeletlerden, mezarlardan bu ameliyatların yapıldığını görüyoruz. Düşünsenize 8-9 bin yıl önce insanlar merak ediyorlar ve kafatasındaki basıncı ya da bir olayı, belki bir tümörü ya da ruhsal bir olayı. Yani delirmeyi. Bu şekilde tedavi edebileceklerini düşünüyorlar.
Ve bu insanlar, bu ameliyat edilen insanlar ölmemişler o ameliyattan sonra. Bunu biz kafatasının, bu açılan deliğinin çeperlerindeki iyileşmeden görüyoruz. Ve uzun bir sürede yaşamışlar. Yani yara kapanmış ve yaşamışlar. Yani dediğiniz gibi, çok güzel söylediğiniz gibi, geçmişle ilgili ön yargılarımızı biraz değiştirmemiz gerekiyor ve benim isteğim, yani bu programlara katılma isteğim, nedenim de Çanakkale'lilerin, çünkü çok daha iyi bilgiyi bilmelerini diliyorum, istiyorum, bilmeleri gerekiyor. Çok aydın insanlar, batıya dönük insanlar, onların arkeolojiyi, atalarımızı çok detaylı bir şekilde bilmelerini, anlamalarını gönülden istiyorum. Çünkü gerçekten çok heyecan verici konular. Herkesin, yani sadece Çanakkale'deki şehirlerin, öğretmenlerin değil, köylülerimizin de beni dinlemesini ve anlamasını istiyorum. Her zaman gelip bizi bölümümüzde bulabilir ve bazı şeyler sorabilirler. Çünkü bunu bulursak hem çevremizi daha iyi koruruz ve daha iyi değerlendiririz. Yani mesela sit alanlarına, yani arkeolojik yerleşmeleri korursak, onların kazılarını yaparsak, onları turizme kazandırırsak, onları çevreye tanıtırsak, bu bölge sadece kültürel olarak değil, maddi olarak da kalkınacaktır. Bunu Yunanistan başarıyor. Yunan adaları çok güzel bir şekilde başarıyor. Bugün Selanik'e gittiğiniz zaman, Selanik'in şehir içinde olduğu gibi tüm şehrin içinden geçen kalıntıların çok iyi bir şekilde onarıldığını ve herkesin rahatlıkla, yani apartmanların arasında Bizans dönemine ya da Roma dönemine ait kalıntıları görebildiğini görüyoruz. Demek ki yok etmeden, tahrip etmeden de modern yaşamı yaşayabiliriz. Bunu yapabildiğimizde sadece doğruyu yapmayacağız, hem de cebimize para da gelecek. Çünkü turizm bu şekilde akacak. Ülkemize ve bu bölgeye. Ben Avrupa'da bir iki yerde gördüm. İşte bina yapılmış ama salonun bir bölümünde cam kaplamışlar. Altını görüyorsunuz. Aşağıda eski bir yerleşim varmış. İşte aşağıda tarihi bir şeyler var. Ama üzerine işte sonradan bina yapılmak zorunda kalmış ama o buluntuyu da eski yerleşimi de korumuşlar ve gelene geçene de gösterme olanağı yaratmışlar. Ne iyi ki bugün belli yerlerdeki, belli mevkilerdeki, yönetimdeki insanlar iyi ki, tabii bunları yurt dışı gezilerini fazla yaptıklarını da görüyoruz aslında. Bazılarımız kızıyor, ne kadar geziyor işte siyasetçilerimiz ama siyasetçilerimizin, bakanların, bakanlıklardakilerin bu tip, yani olaylara kendileriyle ilgili gezileri yapma, teknik gezi diyoruz ama gözler her zaman kaydediyor. Ve doğruyu ülkemizde yaptıkları zaman Amerika'yı tekrar keşfetmemize gerek kalmıyor. Amerika'yı tekrar keşfetmek demek şu: hataları yapa yapa öğrenmemize gerek yok. Tüm dünya belli hataları yapmış. Önce korumadan yapmayı çalışmış, yanlış olduğunu görmüş. Bugün nasıl eski eserlerimizi, atalarımızdan kalan eserleri, izleri nasıl koruyarak daha iyi bir şekilde yaşarız, bunları öğrenmiş ve bunu en iyi bir şekilde yapıyor. Bunu öğrenmek ve bizde bunu adapte etmek için, uyarlamak için çok büyük bir paraya, çok önemli bir araştırmaya gerek yok. Çok kolaylıkla görebiliyor. Herkes görebilir bunu. Ve bir şeyi, bir hatayı göz göre göre maddiyat kazanacağız diye yapmak gerçekten bizi daha yoksul duruma getiriyor. Yani ne onu yapanlar çok fazla para kazanabiliyor ya da o bölge ne de bir kazanç sağlıyor. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Anadolu kayıyor Ege'ye doğru. 100 yılda 3-4 metre kayıyor. Bunu düşününce Gökçeada acaba ne zaman koptu hesaplayabiliyoruz. Uzaklığını ölçeriz, böleriz 4'e 5'e. O kadar 100 yıl önce kopmuş demektir. Bunlar biliniyor hep. Demek ki geçmişte bir zaman Gökçeada bitişikti Gelibolu Yarımadası'na.
veya orada yaşayan, mesela demin dediğimiz uğurlu höyüğünü yapan insanlar bağlantılıydı karaya, Gelibolu Yarımadası'na gidip geliyorlardı. Evet, evet. Coğrafyada bu tür değişimler olmuş. Evet. İklimde de olmuş herhalde, değil evet, mi? Evet, aynı İklimde. Coğrafyaya dayalı olarak coğrafyadaki değişikliklerle birlikte İklim de değişmiş. İklim de değişiyor. İklim niye değişiyor? Çünkü coğrafya ile birlikte değişen okyanus akıntıları nedeniyle değişiyor. Hı hı. Sera gazları ve küresel ısınmanın nedeni çok tartışıldı. Yaklaşık 20 yıldır tartışılıyor. Hı hı. Ancak son 10 yılda kesinlikle kabul edilen gerçek şu ki, iklimleri değiştiren, yani insan etkisi olsun, insan etmeni olsun ya da olmasın, iklimleri çok radikal bir şekilde değiştiren etmenlerin başında okyanus akıntıları evet. geliyor. Bunu gerçekten vurgulamak gerek. Akıntılarıyla birlikte rüzgarlar, hı hı. okyanus akıntılarıyla birlikte buzulların erimesi, erime hızları değişiyor. Hı hı. Hı hı. Ve tüm bunlar tüm dünyayı etkiliyor. Evet. Ve burada biraz sonra size göstermeye çalışacağım bir yerde geçmişteki dönemde deniz seviyesindeki değişiklikler verilecektir. Mesela şu andaki DIA'yı, benim baktığım DIA'ya bakarsak orada aslında kopma diye bir şey yok. Ortalarındaki alanın, daha önce yürünebilir hı hı. alanın evet. Su basması olayı var. Evet, örneğin evet. bakalım Gökçeada'ya. Gelibolu Yarımadası ile Gökçeada arasında şu anda 22 kilometre var. Kuş uçuşu, denizden ulaşım evet. 22 kilometre var. Günümüzden 10 bin yıl önce bu kesin olarak biliyoruz 12 kilometreydi. Ondan yaklaşık 10 bin yıl daha önce, yani 18 binlerle 20 bin yıllar önce rahatlıkla yürünebiliyordu. Evet. Evet. Gökçeada ve Limni Adası, Limni Adası arasında rahatlıkla, yani Gökçeada, Limni kolaylıkla ulaşılabilen tek bir kara parçasıydı. Evet. Evet. Bu nedenden ötürü oraya ulaşım kolaydı. Demek ki bir su yükselmesi olayı var. Bu su yükselmesi olayı da tüm dünyada gerçekleşiyor. Ve sizin dediğiniz gibi yılda yaklaşık 1-2 santim Arabistan plakası dediğimiz bölüm yukarıya doğru, kuzeye doğru Anadolu plakasını ittiriyor. İran plakası, İran bölümü batıya doğru Türkiye'yi ittiriyor ve Türkiye her sene Yunanistan'daki sınırlara doğru, yani geçmişteki sınırlara göre yaklaşık 1-2 santim batıya doğru hareket ediyor. Evet. Bu hareketler aslında tüm hareketler, yani faylar belirliyor. Gökçeada eğer Biga tarafındaki faylara bağlıysa, Biga birlikte hareket ettiği için onun mesafesinde bir değişiklik olmuyor. Evet, evet. Ancak sadece bu karalar arasındaki mesafeler su değişikliği, su seviyesi, deniz seviyesi değişikliklerine bağlı olarak değişiyor. Bir de tektonik, küçük tektonik hareketlerin, fayların yukarı doğru ve aşağı doğru iniş çıkışı nedeniyle buradaki deniz seviyesi değişiklikleri değişmekte. Peki bunu şeye bağlasak bir de. Şimdi iklim değişiyor. Gerçekten iklim değişikliğini kontrol eden su. Su alanları, seviyeleri değiştikçe iklim de değişiyor. İklim değişince bitki örtüsü de değişiyor herhalde. Evet, evet, kesinlikle. Bitki örtüsü ilgili değişince hayvanlar da değişiyor. Tabii. Bitki örtüsünün değişimiyle ilgili bilimsel bulgular var, var değil mi? Çok biraz var. Onlardan söz eder miyiz? Çok var. Bu konuda çok başarılı bilim adamlarından bir tanesi, dünya çapında bilim adamlarından bir tanesi, şöyle dünya çapında bilim adamı demek, dünya çapında yazdığı eserlerin çok fazla şekilde alınması, referans gösterilmesi demek. Onlardan bir tanesi Ali Aksu adında, bugün Kanada'nın Newfoundland Üniversitesi'nde çalışan bir Türk profesörümüz. Onun yaptığı çalışmalar genelde denizin altından alınan karotlarla deniz tabanında, örneğin Marmara tabanında gelen
polenlerin, biriken polenlerin dönemlere göre, yaşa göre ne zamanlarda hangi tip bitkiler var? Evet. Öyle ki değişik bitkileri saptamadılar, aynı zamanda çok geniş yangınların olduğunu saptadılar. Ege bölgesinde, Kuzey Ege'de, Türkiye Trakya'sının olduğu bölgede çok geniş alanların günümüzden 8-9 bin yıl önce ve daha öncelerde de değişik dönemlerde periyodik olarak yanabileceklerini bu şekilde öğrenmiş olduk. Yani polenler yanık halde ele geçti. Bunun sağlamasını Yunanlılar, Yunanlı bilim adamları kendi göllerinde polen analizleri yaparak, buna paleopalinoloji diyoruz. Paleopalinoloji diyoruz. Yani eskinin polen örneklerini incelemek diyoruz. Bunları yaparak bunu test ettiler, doğru çıktı. Ve Ali Aksu gibi bilim adamlarımız da bu polenlere baktıklarında değişik türdeki ağaçların belli dönemlerde yetiştiklerini gördüler. O polenlerden bitkinin türünü buluyorlar. Örneğin bu bitki eğer quercus'sa, yani meşe ise, ya da Pinus silvestris'se, mesela çamsa, ya da salix'se, yani söğüt ağacıysa, biliyoruz ki herkes bilir. Bugün burada yaşayan Çanakkale'lerin hepsi bilir. Kırsal kesimde iç içelerdir. Yani onların bahçeleri vardır, ağaçlar vardır. Belli ağaç türleri belli şeyleri severler. Soğuk hava ile ilgili olarak dayanabildikleri soğuk hava vardır, sıcak hava vardır. Ve yağışlar, en önemlisi yağışlara bağlı olarak değişirler. İşte çam ağacı, çınar ağacı, meşe ağacı, örneğin söğüt ağacı. Söğüt ağacı suyu ne kadar çok sevdiğini biliriz. Ve birçok otsu bitkiler. Bunların durumuna göre benim bağlı olduğum bilim, prehistoria, yani tarih öncesi bilimi, atalarımızın yaşadığı çağdaki çevreyi, iklimi anlamaya çalışır. Yani bir tablo yaratmaya çalışır. Acaba soğuk muydu? Acaba sıcak mıydı? Kurak mıydı? Ve buna göre de bu insanların avladıkları hayvanlar da değişmekte. Ya da o hayvanlar o bölgeyi kuraksa terk etmekte. Otlaklar azaldığında büyük göçler olmakta. İşte avladıkları hayvanlara mecbursa insanlar, o hayvan sürülerini de takip etmek zorunda. İnsanların göçleri çok büyük göçler. Çünkü binlerce kilometrelik göçler var insanın atalarının. Hep bunlara bağlı olarak oluyor. Yani dediğiniz gibi iklimsel değişmeler, iklimsel değişmelerin domino etkisiyle yarattığı diğer etkileşmeler, yani hayvanlar, bitki örtüleri, sular, suların azalıp çoğalması, tüm bunlara bağlı olarak insanoğlu, atalarımız yaşayabilecekleri bir şekilde bir yer bulmak için yerlerini değiştiriyor ve hareket ediyorlar. Evet. Bu polen analizleri yapan bir arkadaşı da ben hatırlamak istiyorum burada. Şükrü Öner, üniversitemizde, biyoloji bölümünde. Bu polen analizleriyle geçmişteki bitki türlerinin hızlı değiştiğini, çok hızlı değiştiğini, daha önceleri meşe türlerinin hakim olduğunu, şimdi çam türlerinin hakim hale geldiğini söylüyor. O zaman bu çam türleri insan eliyle mi değiştirdi? Evet, o çok güzel bir konuya değindiniz Osman Hocam. Bugün şu anda gördüğünüz birçok yerdeki çamlar, Pinus silvestris dediğimiz ya da diğer tür çamlar, kara çam var, kızıl çam var, diğer çamlar ya da fıstık çamları hep kültürel olarak, kültür ağaçlandırmasıyla yapılıyor. Evet. Örneğin fotoğrafçılığın çıktığı ilk zamanlarda, Şilema'nın olduğu zamanlara bakarsak, Troya kazılarının olduğu zamanlara ya da geçmişteki seyyahların yaptığı gravürlere bakarsak, örneğin Çanakkale'nin birçok bölgesinde, örneğin Troya Ovası dediğimiz işte Tevfikiye bölgesinde, Ezine, Dümrek, o bölgelerdeki ağaçların sadece meşe, hatta çok büyük meşeler değil, daha kısa bodur meşeler ve çalılıklar, makilikler olduğunu görüyoruz. Bir yerin aynı şekilde Tekirdağ bölgesi, Türkiye Trakya'sı da aslında, Ganos Dağı da
Cumhuriyet döneminden sonra ağaçlandırılıyor. Tabii ki o dönemlerde çok akıllıca düşünülerek, mobilya ihtiyacı düşünülerek, endüstriyel olarak düşünülerek, mesela Amerika'nın Kuzey Amerika'da yaptığı ya da Kanada'nın yaptığı ya da Rusların Sibirya'da yaptığı gibi çam ağaçları düşünülüyor. Evet. Onlar çünkü rahat bir şekilde, kolay bir şekilde ev inşaatında ya da mobilya inşaatında kullanılabiliyor. Aslında orijinal bitkiler tam bunlar değil. Bunlar daha sonradan gelmiş. Bunlara alokton, otokton diyorlar. Yabancı ya da yerli. Bunlar daha sonradan gelmiş bitki türleri. Ama çam ağacı var, Ege'de var ama her yerde bu kadar yaygın değil. Bunu da dediğiniz gibi polen uzmanları kazılardan çıkan, yani bir kazı yapacaksınız. Kazıdan çıkan bir tabakayı yaşlandıracaksınız radyokarbonla. Orada diyelim ki 6000 yıl çıkacak. Biraz altında 8000 yıl çıkacak. Biraz altında 10.000, 12.000. O zaman o tabakalardan çıkan polenlerden siz o dönemki bitki örtüsünün ne olduğunu anlayacaksınız. Tüm dünyada araştırmalar bu şekilde yapılıyor. Türkiye'de de tarih öncesi çağların kazılarını yapanlar bu şekilde çalışıyorlar. Şimdi bu şeyi ben çam türlerinin çok hızlı yayıldığını vurgulamak istiyorum. Çam kozalakları, çam kozalaklarını bir canlı türü, bir hayvan yiyemiyor. O kozalaklar kendini koruyor. Ve işte nemi bulduklarında, kış aylarında açılıyor, tohumlar dökülüyor. O tohumu da kolay yiyebilen başka hayvan türleri yok. Hemen o tohumlar çimleniyor ve bakıyorsunuz her yer çam fidesi. Bu Kaz Dağları'nın eteklerinde her yerde bunu görmek mümkün. Kış geçtiğinde hemen o çam kozalaklarından dökülen tohumların yaygın bir şekilde çam fidelerine dönüştüğünü görüyoruz. Çam o kadar hızlı yayılıyor. Bir çam ormanını kesseniz, tamamen yok etseniz, kozalaklar yere düşüp toprağa karışıyorlar ve bir yıl sonra bakıyorsunuz fideler çıkmış hemen. Bunun en güzel örneğini İntepe bölgesindeki yangında görebiliriz. Evet. Yani aslında İntepe bölgesindeki yangınlar, o tohumları yok edemiyor. Bu yangınlarda aslında bilimsel çalışma yapılması gerekiyor. Yangınlar sonucunda bazı çam ağaçları sadece orman yangınları sırasında şeylerini açarak tohumlarını saçabiliyorlar. Ve yangından sonra bir olay oluyor. Yukarıda gökyüzünü görme kolaylaşıyor. Işık arttığı için küçük fidelerin rahatlıkla çıkmasına neden oluyor. Bir başka olay daha var. Yani bundan anlaşılmasın ki yangın yararlı. Yangın tabii ki çok zararlı ama doğa izin verildiğinde, yani kendi haline bırakıldığında kendini bir süre sonra onarabiliyor. Onarabiliyor. Aynı İntepe'de de bunu gördük sizin dediğiniz gibi. Kendi kendine, hatta çok şaşırdı insanlar orada dolaşırken, acaba dikim mi yapıldı? Hayır dendi. Kendi kendine milyonlarca fide çıkmaya başladı gökyüzünü gördüklerinde. İşte bunlara izin verildiğinde aslında ormanlar artacaktır. Ormanlar da çok önemli, her açıdan önemli. Dilerim ki yeşilliklerimizin, ormanların sayısı artar bölgemizde. Yalnız meşe türleri böyle değil. Meşe türleriyle ilgili de ben birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi meşe, Troya meşesi geçmişte işte çok yaygınmış bu bölgeden. Küçük boy, büyük boy. Mesela Umurbey bölgesinde çok büyük meşe ağaçları, palamut ağaçları diyoruz biz onlara. Çok yaygınmış. O palamut ağaçları veya meşe ağaçları diyelim, pırnar türleri de aynı familyaya dahil. Tohumları döküldüğünde onları yiyen çok hayvan var. Mesela bu keçiler, koyunlar falan çok seviyorlar onu. Topluyorlar, yiyorlar. O zaman o bitki yayılamıyor. Meşe palamudu da öyle. Bu arada meşe palamudunun çok önemli bir prehistorik gıda olduğunu söylememe izin verin. Tarih öncesinde atalarımız bazı bitkilerin çiğ tüketildiğinde toksik, yani zehirli olabileceklerini anlamışlar. Bunları pişirdiklerinde zehirli durumunun azaldığını görmüşler ya da yok olduğunu. Bunlardan bir tanesi de badem.
Evet. Acı badem aslında ya da deli badem çok tüketildiğinde çok zehirli bir etkisi arsenik vardır. Arsenik var içinde. Evet. Evet. Ancak pişirildiği zaman bu etki azalmakta. Evet. Mesela palamut, palamudu bugün çiğ olarak kimse kolay kolay tüketemez. Hı-hı. Ama onu ezdiğiniz zaman, bir bulamaç haline getirdiğiniz zaman ve pişirdiğiniz zaman bir patates lapası halinde tüketebiliyorsunuz. Şimdi bu bitkiler çok besleyici değil. Badem besleyici ama meşe palamudu çok besleyici değil. Ama atalarımızın karnını doyuruyor. Karnı doyurmak kelimesi çok onu ilginç. Onu gösteren kesin deliller var, var herhalde. Kesin palamut var. Çok fazla sayıda var. Bir de kazılarda tabakalar halinde çıkan çitlenbik yani menengiç kalıntıları var. Öyle ki çöplük dediğimiz alanlarda metrelerce kalınlığında menengiç kabuklarını buluyoruz. Çok fazla tüketilmiş menengiç. Çünkü çok enerji veren bir madde. Biliyorsunuz şan fıstığının atası, şan fıstığı sonradan kültüre alınan bir şey. Antep fıstığı dediğimiz. Bugün bu bölgede, Assos bölgesinde onlar çitlenbik ağaçlarına aşılanıyor. Nedeni çitlenbiğin çok güçlü olması. Aynı zeytinin yapıldığı gibi. Deli zeytine aşılanması gibi. Ve geçmişte atalarımız çok tüketmişler. Ve sadece yiyecek amaçlı değil aslında büyük olasılıkla yağından yararlanmışlar. Yani kandillerinde kandillerinde kullanmışlar bunları. Zeytin de çok eski bir bitki. Zeytini de kullanmaları sadece tüketmek için değil, onu da yağ için kullanmışlar. Hayvan yağlarını kullandıkları gibi. Biliyorsunuzdur Osmanlı'nın bu bölgedeki zeytinyağı alımındaki en büyük neden aslında gemilerindeki ışıldaklar, ışıklar ve fenerlerin ışık kaynağı için, yani yağ için. Geçmişte petrolün keşfinden önce zeytinyağı kandillerde ve fenerlerde kullanılıyordu. Yani deniz fenerlerinde. Aynı atalarımız da bunu bildikleri için çitlenbiği gibi, palamut gibi şeyleri çok tüketiyorlardı. Peki bugün mesela işte çitlenbik tohumları, palamut tohumları yenmiyor, hiç yenmiyor. Keşke onlardan da yemek tarifleri verilse de değişiklik çeşit olsa. Çitlenbik kahvesi hariç. Değil mi? Çok o yararlı bir yer, şey. Nerede? Çanakkale'ler bilmiyor. Hayır, Orta Anadolu'da tüketiliyor. Orta Anadolu'da. Şu anda yeni yeni tanıtılmaya çalışıyor. Çok yararlı bir şey. Diyelim ki kahvenin tadına yakın bir şey istediniz ama hem yaşımız itibariyle hem gece uyku problemi çekiyorsak kahve içemiyoruz ama geceleyin içebilirsiniz onu süte karıştırarak. Çok güzel olan bir şey. İyi, bunu da belirtmiş onu olduk. Bence bulabilirler, tüketebilirler. Ben de şeyi de söyleyeyim. Ben tüketiyorum şahsen. Ha, çok güzel. Palamut meşesinin o tohumunu kestane gibi pişirerek yendiğini biliyorum. Ben hiç yemedim. O deneyeceğim, hemen deneyeceğim en kısa zamanda. gerçekten merak ediyorum tadını. Peki, programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi birkaç şeyden daha söz edelim istiyorum. Gerçekten işte Çanakkale'nin bu yerleşim alanları açısından, çok eski yerleşim alanları açısından oldukça zengin olduğunu vurguluyoruz, belirtmek istiyoruz. Bastığımız aşağı yukarı her yerde geçmişte birileri yaşamış. Buraların ortaya çıkarılıp, değer verilip korunması gereğini de vurgulayalım. Bu çevre korumaları nasıl gidiyor Çanakkale'de? Onunla ilgili daha neler yapılması lazım? Üzerinde durur muyuz? Çevre koruması konusunda tüm Türkiye'de bir problem var. Bunun araştırmasını yapan, yani arkeolojik araştırmaları yapan iki ana birim var Türkiye'de. Bir tanesi üniversitelerin arkeoloji bölümleri, diğeri müzeler. Ancak Türkiye'deki üniversitelerle müzeler arasında çok sıkı, yani çok sıkı bir ilişki ne yazık ki yok. Bunun bir nedeni müzelere çok fazla bürokratik iş yükünün konması. Yurt dışında, örneğin Almanya ve Fransa'da müzeler direkt
üniversitelerle birlikte ortak bilimsel çalışmalar yapmakta, kazılar yapabilmekte, birlikte ortak yayınlar yapabilmekte. Ya da yerel birimler var. Bir müzemsi, enstitüler var, çalışma birimleri var. Bunu Fransa çok başarıyla yapıyor. Bu yerel yerlerde bir üniversite yoksa, arkeoloji bölümü yoksa arkeologlar orada iş veriliyor. Bakanlıklara bağlı olarak, kültür bakanlıklarına bağlı olarak çalışıyorlar ve o bölgedeki tüm arkeolojik eserleri tarıyorlar, çalışıyorlar. Şimdi şöyle bir sorun var. İnşaatlarımızda, ticari inşaatlarımızda, ev inşaatlarımızda, tarla sürmemizde ya da büyük inşaatlarda o yapacağımız yerde bir sit alanı çıktığında hemen problem başlıyor ve bizler mağdur durumda kaldığımızı düşünüyoruz. Hı hı. Aslında durumun nedeni, bu olayın nedeni tersinden yapmamız Türkiye'de. Yani hı hı. çok fazla araştırma olsa, hı hı. nerede sit alanı var, nerede yok, bunlar iyi bir şekilde ortaya konsa ve bir yere inşaat yapmak isteyen, hı hı. önceden bu küçük birimlere başvurarak, hı hı. ben burada bir şey yapmak istiyorum, evet. gelin burayı inceleyin, ben hı hı. ona göre yatırım yapacağım, hı hı. para harcayacağım dese, o zaman bu mahkemeler, koruma kurulları çalışmaları, hı-hı. mahkemeler, hı-hı. bir sürü hı-hı. çalışma olmaz ve çok daha kısa bir sürede mağdur olmadan evet. insanlar kendi inşaatlarını yapar, hı-hı. kendi yatırımlarını hı-hı. yapar, tarlalarını sürerler. Evet. Bu nedenden ötürü olmuyor. Evet. Bizim eksikliğimiz bu. Çanakkale yine biraz şanslı ama şöyle tescil sorun var. Bizim bulduğumuz, keşfettiğimiz yerlerin tescili konusunda bakanlık ve bakanlığın koruma kurulları yine bu bürokratik iş yükünden dolayı diyeyim, hı-hı. bizlerle çok fazla uğraşamıyor. Yani bir yerin tescil edilmesi çok geç oluyor. Evet. Yani ben belli bir yere gelmiş, hı-hı. bırakın yardımcı doçentliği, bırakın doçentliği, hı-hı. bırakın profesörlüğü, bir insan doktora alıyorsa hı-hı. Türkiye'de ya da yurt dışında, bunun bir saygınlığı, bir inanırlığı olması gerekiyor. Ve ben bir yer bulduğumu, keşfettiğimi söylüyorsam ve bunu bildiriyorsam, hı hı. bunun tescil edilmesi, bunun korunması evet. gerekiyor. Ama evet. bunun için bir sürü toplantılar, yıllar süren bürokratik işlemler sürüyorsa burada bir sorun var demektir. Hı hı. Bunun çözülmesi gerekiyor. Evet. Ama bu sorun sadece Çanakkale değil, evet. tüm Türkiye'de olan bir sorun. Hı hı. Peki. Programın sonuna geldik. Kapatacağım programı. Değerli izleyiciler, bu programda Onur Özbek'le beraber olduk. Bu yöredeki ilk yerleşim alanları üzerinde konuştuk. Sanıyorum güzel şeyler öğrendik. Bu yörenin ilk yerleşimler açısından çok zengin olduğunu, birçok yerde çok uzak geçmişte, 8-10 bin, 30 bin, 40 bin yıl önceleri bile insanların yaşadığına dair bulguların elde edildiğini dinledik. Bunlar bu yörenin değerleri. Herkesin duyarlı olması gereken değerler. Böyle bir yerler gördüğümüzde, farkına vardığımızda duyarlı olmamız gereğini vurgulamak istiyorum. Koruma kurullarına, üniversiteye, ilgili bilimlere, arkeoloji bölümüne özellikle bildirilmesinde yarar var. Bu yerlerin bir şekilde korunması lazım. Onlar yörenin önemli değerleri. Peki, programı kapatıyorum. İzleyicilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konuğum Onur Özbey'e teşekkür ediyorum. Yeni bir Bilim Gündem programında görüşmek üzere diyorum. İyi günler hepinize.